lütfen Sivas, bütün bayraklar. Tören alanı dışında bulunan tüm hemşehrilerimizi tören alanına davet ediyoruz. Tamam. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, tören alanımızın dışında bulunan, bariyerlerin etrafında bulunan tüm hemşehrilerimizin, tüm Sivaslıların tören alanına giriş yapmalarını önemli rica ediyoruz lütfen. Tören alanı dışında bulunan tüm hemşehrilerimizi tören alanına davet ediyoruz.1919 yılı Mayıs ayı itibariyle yüzyıllardır hakim olduğumuz topraklarımız işgal girişimiyle karşı karşıyaydı. Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletleri olan İngiltere, Fransa ve İtalya silahlı güçleri uluslararası hukuku tanımaz tutum içinde başta İstanbul olmak üzere Anadolu ve Rumeli'de işgallere giriştiler. 15 Mayıs 1919 günü İzmir'in Yunanistan tarafından işgali bardağı taşıran son damla oldu. Yapılan katliamlar, binlerce kadına yapılan ahlaksızlıklar, azınlıkların taşkınlıkları
Huvayi Milliye ruhunu doğurdu. Bu gelişmelere karşı Sivas'ın tepkisi sert oldu. Sivas Müftüsü Abdurrauf Efendi'nin liderliğinde Sivas Müdafaa-i Hukuk Derneği 17-22 Mayıs ve 4 Haziran günlerinde mitingler düzenledi, işgaller kınandı, protesto edildi. Zor günlerde milli kahramanlar çıkaran Türk milletinin başına geçen Mustafa Kemal, yayınladığı Amasya genelgesiyle vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı... Hemen. Onlar dreadnought yapıyor, biz bir yelkenli gemi bile yapamıyoruz. Hep İstanbul'daki Amerikan dostlarımız mandamız korkunç değildir diyorlar. Cemiyeti akvam nizamnamesine dahildir diyorlar. Ayrıca bugün Amerika içine girdiği memleketlerinde... Sivas Kongresi yıllarında binanın koridorlarında tartışmalara sahne oluyorken... Buyurun biz Mustafa Kemal Paşa'nın çalışmaları yürütmek için kaldığı olayı ziyaret. İstanbul'dan Sivas Kongresi'ne gelen...
Evet, tüm bayrakları görebilir miyiz lütfen? Şöyle bir görelim tüm bayrakları. Evet, bariyerlerin dışında bulunan tüm hemşehrilerimizin tören alanına giriş yapmalarını önemli rica ediyoruz. Alanda bulunan tüm hemşehrilerimizin ay yıldızlı bayraklarımızı dalgalandırmalarını rica ediyoruz lütfen. Devlet marşı hastur. Haydi ya Allah. Marşı.
Plevne Marşı Hastur. Haydi ya Allah. Devlet Marşı Hastur. Haydi ya Allah. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, değerli basın mensupları, 100 yıl önce bugün bir milletin yeniden uyanış günüdür. Sivas, 2 Eylül 1919'da başlayıp 18 Aralık 1919'da sona eren 108 gün süreyle milli mücadeleye merkezlik yapmış ve Sivas Kongresi'nde alınan kararlar bağımsızlığımızın temelini oluşturmuştur. Destanların yazıldığı Kurtuluş Savaşı Sivas Kongresi ile güç bulmuş ve zaferlerle sonuçlanmıştır. Sivas Kongresi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında hazırlanan programı katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve tüm konuklarımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği'nin gösterisini izliyoruz. Merhaba ey Mehteran! Merhaba! Mehter Başı! Nöbete selah, derfaslı bu bayrak, haydi! Ya Allah! Sorlar da olmakta da delinde.
Hücum marşı hastur. Fahri alemi hoşnut ettin. Hak gazayı ekberin etsin mübarek ve sayit. Mehteran Birliği. Benevşe Zarp Eşrevi. Haydi. Ya Allah.
Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği'ne çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sivas Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bilgin'i kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, saygıdeğer Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, değerli misafirlerimiz. Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü kutlama programında Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sultanşehir Sivas'ta hemşehrilerimin adına hepinize hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum. Muhterem Cumhurbaşkanım, 100 yıl önce bugün Türk milleti arkamızdaki tarihi binada milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz düsturuyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 7 düvele meydan okumuştur. Milletimiz manda ve himaye kabul edilemez iradesiyle istiklaline ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya haykırmıştır. Sivas Kongresi'nde devletimizin temelleri atılmış, manifestosu yazılmıştır. Bizler de 100 yıl sonra aynı duygu ve ruhla o kararları buradan tüm dünyaya bir kez daha tekrar ediyoruz. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz ve milletimiz bizim için kutsaldır, vazgeçilmezdir. Sivas'ta 100 sene önce bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, Büyük Türkiye hedefiyle başladığımız kutlu yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Şanlı tarihimizle iftihar eden, şanlı tarihimizden ilham alan, aynı ruh ve şuura sahip olan genç nesiller sizin liderliğinizde Türkiye'yi 2023 ve 2071 hedeflerine taşıyacaktır. Muhterem Cumhurbaşkanım, kongrenin 100. yıl dönümünde şehrimize teşrifleriniz bizlere güç vermiştir. Şehrimizin haklı talep ve isteklerine verdiğiniz destek adına tüm hemşehrilerim adına sizlere şükranlarımızı sunuyorum. Bizler de milletimizden aldığımız güç ile ülkemiz ve milletimizin geleceği için sizin liderliğinizde çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Sözlerime son verirken, kongrenin 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi ve kahramanlarımızı bir kez daha saygı, rahmet ve şükranla anıyor, şahsınızda tüm katılımcılara saygıyla selamlıyorum. Sivas Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bilgin'e konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sivas Valimiz Sayın Salih Ayhan'ı kürsüye arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Valim. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, kıymetli konuklar, aziz hemşehrilerim. Kongremizin 100. yılı ve milli mücadelenin 100. yılı münasebetiyle tertip etmiş olduğum programa teşriflerinden dolayı hoş geldiniz diyorum, saygılarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sivas emin şehir, Sivas milli mücadele ateşinin yakıldığı ve nice yüzyıllar devam ettirecek bir şehirdir. Sivas bu kutlu mirasla hep övünüyor, övünmekte haklıdır da. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, kongremizin 100. yılı münasebetiyle 7'den 70'e herkesi kucaklayan çok güzel etkinlikler icra ettik. Tüm gayemiz geçmişteki bu asil ruhu, bu direniş ruhunu, bu bağımsızlık ruhunu dünden bugüne, bugünden de yarına aktarabilmektir.
ve temel yegane gayemiz de çocuklarımıza, gençlerimize bu duyguyu aşılamaktır. Ve bunu da başardığımızı inanıyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Sivas zat halinizin önderliğinde birçok yatırımı diğer illerimizde olduğu gibi yatırımı bünyesine kazandırmıştır. Ve bu yatırımlarla geleceğe daha da ümitle bakabilmektedir. Geçmişten aldığı güçle geçmişi yad ederek geleceğe de ümitle bakabilmektedir. Ve sizler Sivas'ı o kadar güzel tarif ediyorsunuz ki Sivas Selçuklu'nun kalbi, Sivas Osmanlı'nın vicdanı, Sivas Cumhuriyet'in aklı diyorsunuz. Bu minvalde bu tanımlama Sivas'a çok güzel bir şekilde oturmaktadır. Bu münasebetle sizlerin Sivas'a ehemmiyet vermiş olduğunuz ehemmiyetin biz de valilik olarak milletvekillerimize, belediyemizle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarla bu hassasiyetinizin, bu ehemmiyetimizin halkımıza aynası olmaya devam edeceğiz. Ve bu münasebetle kongremize heyecanımızı taşlandırdığınız için, bugünümüzü anlamlandırdığınız için başta zatiyanız olmak üzere tüm konuklarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Milli mücadele kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum, arz ederim. Sivas Valimiz Sayın Salih Ayhan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'u kürsüye arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Başkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, siyasi partilerimizin çok kıymetli genel başkanları ve yöneticileri, değerli milletvekillerimiz, Sivaslı hemşerilerimiz, aziz milletimiz, Anadolu'daki varlığımızın sembol şehirlerinden olan Sivas'ta 100 yıl evvel tezahür eden milli kıyamı idrak ettiğimiz bu anlamlı günde bizleri bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a hamd ediyor, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin başında hür bir vatan parçasında bir araya gelmemiz için hayatlarını feda etmeyi göze alarak emek ve gayret sarf etmiş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere bütün geçmişlerimizi, şehitlerimizi, vefat etmiş gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. 3,5 ay önce 19 Mayıs'ta yine bugünkü gibi bir birlik tablosu oluşturarak Samsun'da ateşlenen İstiklal Meşalesi'nin 100. yıl dönümünü andık. Ardından 21 Haziran'da Amasya'ya giderek Amasya Tamimi'nin, 23 Temmuz'da da Erzurum'da bulunarak Erzurum Kongresi'nin 100. yılını yad ettik. Ve bugün de milli mücadelenin istiklali tam şiarıyla manda ve himaye düşüklüğüne meyletmeden kazanılacağının karara bağlandığı Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü münasebetiyle buradayız. Tarihi hadiseleri sadece geçmişi mevzu olarak görmek yahut sadece bir kronoloji meselesi saymak eksiktir, tahdit edicidir. Esasen tarih bugünü tanzim, yarını ise inşa etmenin kaynağıdır. 100. yıl dönümünü idrak ettiğimiz Sivas Kongresi için de durum budur. Dolayısıyla bizi bugün bir araya getiren sadece zafere ulaşmış bir mücadelenin dönüm noktalarından birini anmak değildir. Biz 100 yıl sonra bugün aynı zamanda milletimizin hangi sahiplerle mücadeleye giriştiğini, neleri tercih edip nelerden vazgeçerek ve neleri reddederek başarıya ulaştığını bir kez daha hatırlamak için toplanmış bulunuyoruz. 100 yıl önce vatanımız ilhak ve işgal, milletimiz esir edilmek tehdidiyle karşı karşıyaydı. Büyük kayıplarla
ve maalesef mağlup olarak çıktığımız Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda milletimiz 1000 yıldır vatan kıldığı topraklarda yok edilmek üzereydi. 200 yıl boyunca mütemadiyen devam eden savaşlarla felaket ve facia ile örselenmiş milletimiz son kale olarak gördüğü Anadolu'dan da sürülmek istenmekteydi. Bugünden bakıldığında bazı kararları ve hamleleri kolay ve tabii görmek mümkündür. Fakat facia ölçüsünde mağlubiyet ve acılarla hırpalanmış, bitkin ve gururu kırılmış bir milletin yeniden ayağa kalkması sanıldığı kadar kolay değildi. Onca kayıptan ve mağlubiyetten sonra bunu yapacak kudrete ve kararlılığa sahip olmak, evvela sarsılmaz bir iman, sonra kararlılık ve adanmışlık gerektirir. Milli mücadele işte tam da budur. Tevarüs etmekten iftihar ettiğimiz milli mücadelenin ruhunu özetlemek gerekirse 3 kelime yeterlidir. İman, kararlılık ve adanmışlık. 100. yıl dönümünü idrak ettiğimiz milli mücadele, milletimizin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu kutlu hamle, Samsun'dan sonra Amasya, Erzurum, Sivas ve nihayet Ankara duraklarından geçerek dalga dalga bütün vatan sathına yayılmış, ya istiklal ya ölüm şiarına bürünerek topyekün bir direnişe dönüşmüştür. Esas itibariyle milli mücadele, asil milletimizin o güne kadar gösterdiği cesaret ve kahramanlığın bir hülasası, o günden sonraki kahramanlıklarının da yeni bir mukaddimesi olmuştur. Bütün aşamalarıyla birlikte milli mücadeleyi geçmişe ait bir hatıradan ibaret görmek doğru değildir. Samsun'da başlayıp İzmir'de zaferle neticelenen milli mücadele, tarihin belli bir döneminde başlayıp bitmiş bir süreç değil, esasen istiklali tam yolunda kesintisiz ve kararlı davranmayı zorunlu kılan bir şuurun adıdır. Bu yüzden milli mücadeleyi, Erzurum ve Sivas kongrelerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını ve 30 Ağustos zaferini anmak, benzer tehlikeler ve tehditler karşısında aziz milletimizin takınacağı tavrı, yürüyeceği yolu, ödeyeceği ve ödeteceği bedeli dosta düşmana ilan etmektir. Milli mücadele bir silahlı çatışmadan ibaret de değildir. Asıl büyük mücadele başlangıçta işgal tehdidi karşısında hangi yolun doğru ve şerefli olduğu hususundaki tartışmalarda olmuştur. 100 yıl evvel Sivas'ta toplanan kongrede temel meselelerden birisi Amerikan manda ve himayesinin reddi olmuştur. Sivas Kongresi'nde bir hatip kürsüye çıkarak müstakil yaşamaya mali durumumuz müsait değildir, zira çok borcumuz vardır diyebilmiştir. Fakat kongre heyetinin kahir ekseriyeti milletimizin asaletine yakışan bir şekilde tereddütsüz olarak bedeli ne olursa olsun tam bağımsızlık uğruna mücadele etmenin zaruretini benimsemiş ve dünyaya ilan etmiştir. Kazanan tam bağımsızlığı tercih edenler olmuştur. Sivas Kongresi'nden çıkan en büyük ders belki de budur. Manda ve himaye düşüncesi esasen nefsimize, kendimize ve milletimize tam manasıyla itimadın olmamasından kaynaklanmaktadır. Eğer nefsinize, milletinize itimadınız tamsa manda ve himaye aklınızın köşesinden dahi geçemez. Sivas'ta kesin bir dille red ve ilan edilen, mahkum edilen mandacılık, geçtiğimiz yüzyıl içinde rafine edilmiş şekilleriyle zaman zaman karşımıza çıkabilmiştir. Millete ve millet iradesine itimadında zaaf olanlar, darbeci ve vesayetçi anlayışlarla manda ve himaye taleplerini ortaya koymuşlardır. Millete tepeden bakan, milleti küçümseyen, millet iradesine karşı vatan toprakları dışından destekler elde etmeye çalışan her anlayış, Sivas'ta red ve mahkum edilen mandacılığın eserlerini zihninde ve kalbinde taşımaktadır. Bugünün Türkiye'si, 100 yıl önce istiklal için mandacılığa hayır diyen asil anlayışı, istikbal için zihinlerden ve kalplerden de çıkartmaya muvaffak olmuştur. Bu coğrafyada istiklal ve hürriyet içinde ayakta kalmanın yolu, birlik ve beraberliği koruyabilmek, milli iradeyi esas alan adil bir sistem kurmak ve bunları muhafaza etmekten geçmektedir. Yüzlerce yıl Moğollara ve Haçlılara karşı olduğu gibi, 100 yıl önce emperyalizme karşı kararlılıkla durabildiğimiz gibi, bugün de ayrılıkçı teröre karşı,
dışarıda yükselen yeni emperyalist planlara karşı hep beraber yeni hükümet sistemine göre güçlü siyasi iradenin, seçilmiş güçlü bir liderin etrafında birleşerek milletimizin istiklalini, egemenliğini ve haysiyetli duruşunu korumaya ve sürdürmeye devam edeceğiz. Elbette siyasi görüşlerde farklılıklar olacaktır. Ama her türlü görüş farklılığını bir yana bırakarak milli meselelerde birleşebilmek milletimizin kıymetli vasıflarından biridir. Milletimiz hangi konularda niza ve tartışmalar olacağını, hangi konularda ise birlikte hareket edebileceğini daima isabetle tespit ve takdir edebilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, milletimizin her bir ferdinin, hususen de gençlerimizin anlamı ve gelişimi üzerinde uzun uzun düşünmesi gereken milli mücadelenin iki esası vardır. Bu esaslardan ilki tam bağımsızlık hedefi. Diğeri de tam bağımsızlık hedefine yönelik mücadelenin tamamen milli iradeye dayanılarak yapılması prensibidir. Bu tarafıyla milli mücadele dünyadaki benzerlerinden ayrılmaktadır. Önümüzdeki yıl kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayacağımız Yüce Meclisimiz, milli mücadelenin sonucu olarak ortaya çıkmış değildir. Gazi Meclisimiz, milli mücadelenin bizzat merkezidir ve karargahıdır. Ve milli mücadelenin merkezi olan Yüce Meclis'in açılması için ilk düşünülen şehir Sivas'tır. Sadece bu yönü bile 100 yıl önce gerçekleşen Sivas Kongresi'nin ve Sivas'ın ne kadar önemli ve stratejik bir tercih olduğunu göstermek için yeterlidir. 100. yıl dönümünü andığımız Sivas Kongresi vesilesiyle şunu bir daha söylüyor, tekrar ediyoruz. Coğrafyaları şekillendiren, tarihe düzen veren milletimizin dünyaya ve insanlığa söyleyeceği söz bitmemiştir. Bilakis milletimiz kargaşayla mağlul yeni dünyada sözünün tesiri gittikçe artan ve daha da artacak bir konumdadır. Milletimize ve Türkiye'ye bu gerekçeyle düşmanlığa yeltenenler, kisveleri, gayeleri, dayanakları ne olursa olsun kaybetmeye mahkumdurlar. Bu hususta milletimizin cesaretine ve kararlılığına en büyük delil de 19 Mayıs 1919'da Samsun'da doğup vatanı saran mücadele ve direniş kararlılığıdır. Birçok vesilelerle ifade ettiğimiz gibi Türkiye bugün artık sadece bir ülkenin ve bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye bugün bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır. Ve Türkiye bugün sadece vatanımız değil, aynı zamanda vazifemizdir. İşte bu sebeple umudu diri tutmak, insanlığın ortak iyiliğini amaçlayan bu hamleyi neticeye ulaştırmak ve vatanı vazife bilen şuuru tahkim etmek için Türkiye'yi yücelteceğiz, büyüteceğiz ve geleceğini parlak kılacağız. Bu 948 yıl önce Malazgirt Meydanı'nda düşmanı mağlup eden Sultan Alparslan'ın, aziz şehitlerimizin, 100 yıl önce ya istiklal ya ölüm şiarını yükselten milli mücadele kahramanlarının ve 15 Temmuz'da darbeye direnen vatan evlatlarının omuzlarımıza bıraktığı mübarek bir vazifedir. Bu şuur ve inanç da 100 yıl önce Anadolu'daki varlığımızın sembol şehri Sivas'ta bir araya gelerek şerefli bir gelecek için mücadele hattını çizen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere bütün ecdadımızı, şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi ve kahraman Sivas halkı nezdinde asil milletimizin her bir ferdini minnetle, şükranla ve rahmetle anıyorum. Sözlerimi aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bir kararlılıkla bitiriyorum. Vatan bölünmez, millet yenilmez, Türkiye mağlup edilemez. Saygılarımla. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Tüm bayrakları görebilir miyiz Sivas? Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sivas Kongresi'nin 100. yıl programını katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım.
Aziz milletim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli başkanı, ana muhalefet partisinin genel başkanı, siyasi partilerimizin başkan ve katılımcıları, kıymetli misafirler, değerli Sivaslılar, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. İstiklal Harbimizin en kritik dönemeçlerinden olan Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını tazimle yad ediyorum. Anadolu'ya ayak bastığımız günden bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin bekası için canını esirgemeyen bütün şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin kalkınması, milletimizin güçlenmesi için emek veren, çalışan, üreten herkesi şükranla anıyorum. Sevgili Sivaslılar, yiğit olan, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin yıl dönümlerini her sene büyük bir coşkuyla kutlayan siz değerli hemşerilerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Bugün burada sizlerle birlikte Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünü kutluyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizler vatanını, bayrağını ve istiklalini koruyabilmek için nice kereler çetin imtihanlardan geçmiş ve çok zor şartlar altında bile inandığı değerlerden taviz vermemiş bir milletin mensuplarıyız. Tarihimizin en derin izlerini hafızalarımıza kazıyan dönemlerden biri de şüphesiz milli mücadele yıllarıdır. İstiklal Harbimizin dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi ve 4 Eylül 1919 tarihi aziz milletimizin hafızasında çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü milli mücadelenin işaret fişeği burada atılmış, dönemin şartlarında daha emniyetli bir yer tespit edilemediğinden Kurtuluş Savaşı'nın hazırlıkları burada yapılmıştır. Dolayısıyla Sivas milli mücadelenin ve cumhuriyetin ilk merkezidir. Tam bir asır önce bugün yurdun dört bir tarafından gelerek Sivas Kongresi'ne iştirak eden delegeler burada milli bir duruş sergilemişlerdir. Milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceğini, birbirine sımsıkı kenetlenerek mücadeleye hazır olduğunu bütün dünyaya yine buradan ilan etmişlerdir. Hatırlayınız, Sivas Kongresi deyince hemen gözümüzün önüne gelen tarihi bir fotoğraf vardır. O fotoğrafta Gazi Mustafa Kemal'le birlikte kimler var? Sivas Kongresi'ne kimler iştirak etmişti? O gün İstanbul temsilcisiyle burada mıydı? Evet, buradaydı. Bursa temsilcisiyle burada mıydı? Evet, buradaydı. Aydın, Manisa, Denizli, Afyonkarahisar burada mıydı? Evet, buradaydı. Çorum'dan, Yozgat'tan, Kastamonu'dan, Eskişehir'den, Erzincan'dan, Niğde'den, Nevşehir'den, Kayseri'den, Diyarbakır'dan, Antep'ten, Hakkari'den,
Samsun'dan, Erzurum'dan gelen delegelerin hepsi burada mıydı? Evet, buradaydı. Sivas'taki tarihi toplantıda doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün vatan temsil ediliyordu. Bir asır sonra aynı mekanda milli mücadelemizin bu ilk temsilcilerini saygıyla yad ederken Sivas'taki heyecanı ve kararlılığı asla kaybetmediğimizi de tekrarlamak istiyorum. Değerli kardeşlerim, tarihe sultan şehir olarak geçen Sivas her zaman önemli bir yönetim merkezi olmuştu. Hititler zamanından itibaren daima devrinin en önde gelen merkezleri arasında yer alan Sivas, Danişment, Eretna ve Selçuklu devletlerine başkentlik yapmıştır. İşte bu Sivas 4 Eylül 1919 tarihinden itibaren 108 gün boyunca da milli mücadelemizin başkentliğini yürüttü. Gazi Mustafa Kemal ve Amasya genelgesinde imzası bulunan paşalar Anadolu'nun bil vücuh en emin mahalli olan Sivas'ta milli bir kongrenin toplanması kararını vermişlerdi. Sivas o günün şartlarında sadece jeopolitik konumu itibariyle değil, aynı zamanda Sivaslıların sağlam duruşuyla da en emin belde olarak tercih edilmişti. Çünkü Sivas her zaman vatan satında milli refleksi kuvvetli insanların yaşadığı şehir olarak öne çıkmıştır. Sivas'ın vilayeti Anadolu olarak anılmasına sebep olan özelliği milletimizin bekasını tehdit altında gördüğü an şahlanmasıdır. Sivas, Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdudur. Bu topraklar kadim tarihi boyunca kimleri bir ana gibi bağrına basmamış ki? Gün olmuş, Akkoyunlular üzerine sefere çıkan Fatih Sultan Mehmet misafiri olmuş Sivas'ın. Gün olmuş, İran üzerine sefere çıkan Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 4. Murat burada nefeslenmiş. Gün olmuş, İlahi Kelimetullah uğruna yurdundan ayrı düşen Abdülvehhab Hazretleri gibi bir gaziyi bağrına basmış. Gün olmuş, İzzettin Keykavus gibi bir sultanı kucaklamış. Gün olmuş, Anadolu'yu düşman işgalinden kurtarmak niyetiyle Sivas Kongresi'ni tertipleyenler için en emin belde olmuş. Gün olmuş, Balkanlardan, Kafkaslardan göçüp gelen muhacirlere gönlünün kapılarını açmış. Gün olmuş, Aşık Veysel gibi bir halk ozanını, gün olmuş, Muhsin Yazıcıoğlu gibi yiğit bir dava adamını doğurmuş. Sivas işte tüm bu özelliklerini her daim korumuştur ve halen de korumaktadır. Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik, beraberlik duyguları yer bulur. Sivas'ın yiğidoları her şartta sadece ve sadece hakkı tutup kaldırır. Bu şehirde karşılık bulamayan bir siyasi hareketin ülkenin tamamında başarıya ulaşması mümkün değildir. Biz de işte bunun için Sivas'a hep ayrı bir önem verdik. Hep gönlümüzün en mutena yerinde misafir ettik. Sivas'ı bir de şairin diliyle ifade etmek istiyorum. Ne güzel seni sevmek böyle uzaktan ve seni düşünmek
bir çocuk hevesiyle, her sabah yeniden ezan sesiyle Müslüman Müslüman uyanan şehir. Bir Selçuklu nakışında seni bulmak ne güzel. Ne güzel seni duymak bir ney sesinde. Şemsi Sivasi'nin mübarek türbesinde kandil kandil yanan şehir. Halayların, türkülerin çağırır beni uzaktan. Yüreğim hep mismil ırmak gibi tertemiz. Nerede çifte minaremiz, gök medresemiz? Ey sımsıcak dualarla maziyi anan şehir. Tozunla, toprağınla, yoksul kanılarınla, 8 ay erimeden yerde kalan karınla ve soğuk sularınla, serin rüzgarınla gözümde tütüyorsun can şehir. Bir gün bir derviş gibi çıkıp gelirsem eğer, görürsem bir daha gönül gözüyle seni, anla bir rüzgar gibi yüreğimden geçeni ve sonra anam gibi sar beni sultan şehir. Değerli kardeşlerim, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Erzurum'dan yola çıktığını haber alan Sivaslılar büyük bir heyecanla karşılama hazırlıklarına başladılar. Vatan için, bayrak için, istiklal için yollara çıkan Sivaslılar Refahiye, Su şehri üzerinden Sivas'a gelen Gazi Paşa ve arkadaşlarını 2 Eylül 1918 sabahı Kılavuz Tepesi'nde büyük bir coşkuyla karşıladılar. Kongre binasının ve delegelerin emniyeti için her türlü tedbiri alarak ev sahipliğinin gereklerini bir hakkın ifa ettiler. Kongrenin başlamadan sona ermesi için yürütülen tüm sinsi teşebbüsler hem delegelerin hem de Sivaslıların sağlam duruşuyla boşa çıkartıldı. Mustafa Kemal ve temsil heyetinin 18 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya hareket ettiği güne kadar tam 108 gün boyunca ülke Sivas'tan idare edildi. Türkiye'nin başkenti ve milli iradenin tecelligahı bu şehir oldu. Sivas'ta toplanan heyetin çalışmalarıyla başlayan bu süreç sonunda hem yurdumuzu işgalden kurtardık hem de yeni devletimizi kurduk. Nitekim Gazi Mustafa Kemal de hatıralarında Cumhuriyet'in temellerini burada attık diyor. Milletimizin esarete karşı direnişinin sembolü olan Sivas'ta Cumhuriyetimize ve demokrasimize giden yolun taşları evet burada taşındı. Burada manda ve himaye asla kabul olunamaz kararının alınmasıyla milli mücadelemizin gayesi bütün dünyaya ilan edildi. Sivas Kongresi kararları milletimizin en zor zamanlarında bütün dünyaya haykırdığı bir bağımsızlık manifestosudur. Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki evet, manda ve himaye asla kabul edilemez. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Kurtuluş Savaşı'nı büyük bir zaferle neticelendiren milletimiz 15 Temmuz 2016 tarihinde benzer bir imtihandan alnının akıyla çıkmasını bilmiştir. Milli iradeye darbe vurmak ve ülkemizi İşgal etmek niyetiyle girişilen hain darbe teşebbüsü 97 yıl aradan sonra bir kez daha milletimizin azmi ve kararıyla boşa çıkartıldı. 15 Temmuz gecesi
darbeciler karşısında kenetlenen Türk milleti bir kez daha kuvayi milliyeyi amil ve irade-i milliyeyi hakim kılarak hainleri bozguna uğrattı. Sizler de o gece bu meydana akın ederek milli iradeye, istiklalinize ve istikbalinize sahip çıktınız. Darbecilerin karşısında dimdik durarak meclisinize, cumhurbaşkanınıza ve hükümetinize sahip çıktınız. Gösterdiğiniz şanlı direnişle hainlere diz çöktürdünüz. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermediniz. Bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece hürriyetimize, değerlerimize ve kardeşliğimize yönelebilecek her türlü tehdit bertaraf olacaktır. Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünde Sivas Mektebi Sultani binasından bir kez daha haykırıyoruz. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefimizdir. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık, yine kıracağız. İşte kongre salonlarına bayrağımızı asmayan teröristlere ödettiğimiz bedeller ortadadır. Cudi'de, Gavar'da, Tendürek'te bunları inlerine nasıl soktuğumuz ortadadır. İçeriden ya da dışarıdan Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere göğsümüzü siper etme pahasına gereken cevabı vermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin kazanımlarına ve hedeflerine karşı kurulan her tuzağı bozacağız. Evet, ya olacağız ya öleceğiz diyerek girdiğimiz bu kutlu yoldan asla dönmeyeceğiz. Değerli kardeşlerim, Sivas Kongresi'nden bahsedip de milli mücadele yıllarında bu şehirde kurulan bir dernekten bahsetmezsek kadınlarımıza haksızlık yapmış oluruz. Bu derneğin adı ne biliyor musunuz? Evet, Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'nden söz ediyorum. Bu derneği Vali Reşit Paşa'nın hanımı Melek Hanım'ın başkanlığında Sivaslı kadınlar kurmuştur. Kadınlarımız kara günler için bir kenarda sakladıkları ne varsa bu cemiyete vererek milli mücadelede biz de varız demişlerdi. Bu cemiyet milli mücadele boyunca temsil heyeti ve Ankara hükümetiyle irtibatını kurdurmuş, Gazi Paşa'nın da büyük takdirlerini kazanmıştır. Yine Sivas Kongresi vesilesiyle üzerinde tekrar tekrar durmamız gereken bir meselede manda tartışmalarıdır. Kongrede delegelerin bir kısmı eldeki mevcut imkanlarla silah ve cephaneyle Kurtuluş Savaşı vermenin güç olacağını düşünüyordu. Bu sebeple az da olsa Amerikan mandasına girmenin en mantıklı yol olacağını dile getirenler vardı. Sivas Kongresi sürerken Ermeni meselesi üzerinde incelemeler yapmak üzere Anadolu'da bulunan bir Amerikan general de beraberindekilerle Sivas'a gelmiştir. Bu Amerikalı subay manda fikrine destek olmak için Sivas'ta kulis yapar. Yapılan uzun tartışmaların sonunda ya istiklal ya ölüm kararı alınarak manda fikri bir daha açılmamak üzere tarihe gömülür. Buna rağmen Amerikalı general Türklerin
işgaller karşısında paramparça olduğunda bir araya gelmelerinin ve bir kurtuluş savaşı yapmalarının mümkün olmadığında ısrar eder. Bu görüşme esnasında Harvard'un ısrarlı tutumu Mustafa Kemal'i öyle sinirlendirmiştir ki elindeki tesbihin ipi kopar ve taneleri dağılır. Yerden tesbih tanelerini alan ve bunları ipe dizen Gazi Paşa, görüyorsunuz değil mi general? Tesbih dağıldı. Fakat onu bir araya getirecek olan sizler değilsiniz. Bu millettir diyerek konuyu kapatır. Onun için tesbihin imamesi çok önemli. O imame koptuğu zaman tesbih dağılır. Onun için imameleri kopartmayacağız. Tesbihi dağıtmayacağız ki bu millet bir olsun, iri olsun, diri olsun, kardeş olsun ve hep birlikte Türkiye olsun. Evet, Türkiye manda tartışmalarını Sivas'ta kapattı. Ama bazı zihinlerde ve gönüllerde bu özlem hep devam etti. Hatta bugün de ülkemizde bir kesimin kendi milletinin istiklali ve istikbali davası yerine başka davaların sözcülüğüne soyunduğunu da üzüntüyle görüyoruz. Kardeşlerim, siyaset başkadır, politik çıkar başkadır, ülkenin ve milletin âli menfaatleri başkadır. Bunları birbirine karıştırdığınızda kendinizi rengini şehitlerimizin kanlarından alan bayrağımız yerine başka paçavralar altında bulabilirsiniz. Kendi medeniyetinize ve tarihinize yabancılaştığınızda İstiklal Marşımızda şehadetleri dinin temeli olarak ifade edilen ezanımızdan rahatsız olabilirsiniz. Hatta kendinizi doğrudan milletimizin iradesine kasteden darbecilerle aynı çizgiye gelmiş olarak dahi görebilirsiniz. Kardeşlerim, misak-ı milliğinin ne olduğunu bilmeyen, şimdi bizim güneyimizde 910 kilometre Suriye sınırımız var değil mi? Orası neydi? İşte orası bir zamanlar misak-ı milli hudutlarıydı. İşte bunu bilmeyen, biliyor olsa da kendisine biçilen misyon gereği bu gerçeğin üzerine örtmek için çalışanları da aynı kervana dahil etmemiz gerekiyor. İşte bunun için biz her fırsatta Rabia'mızı dile getiriyoruz. Tek millet diyoruz. Tek bayrak diyoruz. Tek vatan diyoruz. Tek devlet diyoruz. Tıpkı 100 yıl önce Sivas Kongresi'nde bir araya gelen büyüklerimiz gibi ya istiklal ya ölüm diyoruz. Bu yolda bizimle yürüyen herkesle birlikte olmaktan şeref duyarız. Bu yolu tıkamaya, kapatmaya, çökertmeye çalışanları da tıpkı bir asır önce olduğu gibi milletimizle birlikte tarihe havale etmek boynumuzun borcudur. Kardeşlerim, inşallah Ramazan ayına kadar Allah nasip ederse biz sizlerle gurur duyuyoruz. İnşallah Ramazan bayramına kadar yüksek hızlı trenimizi inşallah Sivas'ımıza vardıracağız. Gerçi bazıları Sivas'a ne gerek var trene deyip geçmişlerdir ama biz
ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkması için nereye ne gerektiğinin planlarını iyi yaptık ve George hızlı trene biniyorsa benim Ahmet'im, Mehmet'im, Ayşem, Fatma'm da bu hızlı trene binecektir. Bir kez daha Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünün ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir asır önce bugün Sivas'ta toplanarak istiklal mücadelesini yeni bir safhaya geçiren büyüklerimiz başta olmak üzere 1000 yıldır bu toprakların vatanımız olması için çalışan, ter döken, gerektiğinde canını veren ecdadın her birini şükranla yad ediyorum. İnşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023'te hedeflerimize ulaşarak ecdada layık bir millet olduğumuzu göstereceğiz. Bizden sonraki nesillere miras olarak bıraktığımız 2053 ve 2071 vizyonlarıyla tarihteki binlerce yıllık yürüyüşümüzü daha da ileriye taşıyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi sevgilerimle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sivas Kongresi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen programımızı katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a katılımları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. Teşekkürler Sivas. Tüm bakanlarımızı sahneye davet ediyoruz lütfen. Sivas Kongresi'ne katılım gösteren Siyasi Parti Genel Başkanlarını, tüm bakanlarımızı ve milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz. Buyurun lütfen. Gün namısına aile fotoğrafı çekilmek üzere Siyasi Parti Genel Başkanlarını, tüm bakanlarımızı ve milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz. Başkanları sahneye davet ediyoruz lütfen. Yol gösterir, ağır zafer.
Evet, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a katılımları için çok teşekkür ediyor. Kendilerine saygılarımızla uğurluyoruz. Bugün yine meydanları dolduran siz saygılar Sivaslı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Günün erken saatleri itibariyle bu alanda görev yapan emniyet görevlilerine, sağlık görevlilerine, UMG'ye, temizlik ekibine, itfaiye ekibine, canlı yayın ekibine ve ses ekibine çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın, geleceğiniz umutla dolsun, en güzel günler sizlerin olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.